Arkadaşlar merhaba. Bugün ekşi elmalı kereviz salatası yapacağım. Önce süzme yoğurda ihtiyacımız var. Onun için böyle bir süzgecim var. Pirinç süzüyorum bunda. Altına bir kase koydum. Yoğurtları kendim yapıyorum. Dışarıdan yoğurt almıyorum yıllardır. Süzme yoğurt yapabilmem için bunun içine bir sargı bezi gibi bez yerleştireceğim. Şöyle bir temiz bezim var. Bunu ben yıkamıştım daha önceden. Bunun içine yoğurtları koyacağım. 3 tane şu 200 mililitre bu. 200 mililitrelik. Bunlar da 250 olabilir. 3 tane yoğurdu bu süzgecin içine döküyorum. Suyunu da daha sonra içeceğim. Bu yoğurdun suyu böbrekler için faydalı biliyorsunuz arkadaşlar. Arzu ederseniz bir gün sizlere yoğurt yapmasını da anlatırım. Özel bir sütçüm var. Ondan alıyorum yoğurdu. Şimdi bu 600 mililitre yoğurt koydum. Suyun aşağıya akmasını bekleyeceğim. Daha sonra kerevizli, elmalı yoğurt, süzme yoğurtlu salatamızı yapacağız. Bu salatayı köftenin, ızgara tavuğun yanında kullanabilirsiniz. Ayrıca kumpir falan yapıyorsanız çocuklarınıza onun içine de koyabilirsiniz, patatesin içine. Çocuklara sandviç hazırlarken onun yanına garnitür olarak koyabilirsiniz. Hem lezzetli hem vitaminli hafif bir salata olarak ızgaralarınızın yanına koyabilirsiniz. Şimdi bu yoğurdu böyle suyu süzülsün diye bekleyeceğim. Daha sonra yapım aşamasına geçeceğim. Bakın suyu çıkmaya başladı. 1-2 saat sonra su kalmaz. Benim de biraz işim var. Bu arada o işimi hallederken su iyicene süzülür ve süzme yoğurdumuz olur. Arzu ederseniz siz mandıradan süzme yoğurt alabilirsiniz. Ama ben her şeyin doğalını sevdiğim için dediğim gibi yoğurdumu da kendim yapıyorum. Süzülsün diye koyduğum yoğurttan bu kadar su çıkmış arkadaşlar. 3 kaseydi böyle 200 mililitrelik bir de altındaki. Mahsus böyle küçük kaseye koydum ki bu süzgeci dibi değmesin yoğurdun suya diye. Bakın bir kase hatta daha da çıkar buradan su. Yapasıya kadar biraz daha çıksın. Şimdi elmamızı, kerevizimizi rendeleyip sarımsağımızı döveceğiz. Hadi bakalım devam edelim. Önce elmamızı rendeleyelim. Çok büyük bir elmam yok. Zaten kerevizin de yarısını yapacağım. Fazla gelir bana yiyemem. Kereviz büyük gerçi. Yarısını da yarın yaparım. Ben kerevizin yemeğini çok sevmiyorum. O yüzden kerevizden de vitamin almak gerekir. Bu şekilde salatasını yapıyorum. Onu yiyorum.
Kerevizimi soydum. Bayağı büyük bir kereviz, yarısını aldım. Şimdi bunu rendeliyorum. Bu arada kerevizin faydalarından bahsetmek gerekirse hem düşük kalorili, hem afrodizyak etkili, hem antioksidandır arkadaşlar. Bu arada karaciğer yağlanmasına da iyi geldiği söyleniyor. Kerevizin tohumları falan hazmı kolaylaştırıyor. Bu arada tokta tutuyor tabii ki. Bir de karaciğer yağlanmasına deve dikeni tohumu iyi geliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Bir de Levent diye bir bitki var. Işkın diyorlar. Işkının başka bir çeşidi. Kerevizin diğer faydaları da gut hastalığına iyi geliyormuş. Tansiyonu dengeliyor diyorlar ama benim annemin tansiyonunu yükseltiyordu. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Metabolizmayı hızlandırıyor. Tabii bu sebze sonuçta. Şimdi kış olduğu için bu kerevizin içi düzgün. Yazın olsa ya da bir iki ay sonra bunun içi pamuk pamuk olur, yenmez. Yani o zaman büyük kereviz almayacaksınız. Yine ben gerçi çok büyük kereviz almışım yani. Fazla bu. İki kişilik yemek olur. Bu boyuttaki, yani bu yarım, bunun bütünüyle iki kişilik bir yemek olur. Güzel kerevizi. Marketten aldım, pazardan almadım. Bazen market pazardan daha iyi oluyor. Bu arada Ravent'ten bahsettim. Ravent karaciğer için faydalı arkadaşlar. Karaciğer yağlanması için, siroz için. Ravent kökünü toz haline getiriyorlar. Ondan yarım çay kaşığı kadar kullanıyorsunuz. Fazla kullanıldığı zaman bağırsakları biraz bozuyor. O yüzden çok fazla değil. Hatta yarım kaşığından da biraz az. Karaciğer için çok faydalı. Hatta bu doğu bölgelerinde yetişen ışkın denilen bir bitki var. Onunla akraba diye biliyorum. Levent C vitamin açısından da zengin bir bitki. Her yerde bulunmuyor. Avrupa'da yetişiyor ama Türkiye'de Levent'in kendisi bildiğim kadarıyla yetişmiyor. Çünkü onun kökü kullanılıyor. Işkının yüzey yaprakları kullanılıyor. Ben öyle biliyorum. Yanlış söylemeyeyim. Ravanti, kuzu kulağıgillerden arkadaşlar. Onların familyasından. Karaciğer probleminiz varsa İstanbul'da, İzmir'de gıda çarşısında bulabilirsiniz Ravanti. Şimdi sarımsakları mezeceğim. Sarımsağı istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben sarımsağı sevdiğim için 4 diş koyuyorum. Kabuklarıyla baştan dövüyorum ki kabukları kolay soyulsun diye. Şöyle önce bir. Tekrar şimdi bunları alıyorum. Kabuklar rahatlıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi çok rahatlıkla dövebilirsiniz kabuklarını soyduktan sonra. Biraz da tuz alacağım. Bu
Ucuna biraz tuz aldım. Havanın dövme bu ahşap havanı seviyorum. Hafif oluyor. Var bende aslında. Yerden aldığımı yıkadım. Yere düştü çünkü bu tezgahın üstüne. Buraları sürekli deterjanla sildiğim için buradan bir şey düştü mü almıyorum. Ya da yıkanabilecek bir şeyse yıkıyorum ben. Tezgahın üstünde hamur falan da açmam. Ne yaparsanız yapın. Temizleyemezsiniz eğer deterjan kullanıyorsanız. Arındıramazsınız daha doğrusu. Deterjansız temiz bir bezle masayı siliyorum. Masanın üstünde eğer börek falan yapacaksam börek yapıyorum. Ya da büyük tahtalar var, açma tahtaları. Onlar da uygun. Ama ben onlardan almadım. Fırsat bulursam almayı düşünüyorum. Daha doğrusu görürsem, fırsat bulursam değil de. Şimdi yoğurtlu bu kaşığımız. Şimdi bu sarımsağı içine koyuyorum. Biraz da tuz atayım çünkü yoğurt büyük bir ihtimal tuzludur ama çünkü hayvanlara tuz yediriyorlar. O yüzden yoğurt genelde tuzlu oluyor. Şu kadar tuz. Ben fazla tuzlu yemiyorum. Bu sıralar biraz tuzu fazlalaştırdım gerçi de. Bu şekilde karıştırıyorum. Birazdan yoğurdunu falan da ekleyeceğim. Fındık kırığım var. Fazla koymuyorum. Yani ben değişiklik çeşni olsun diye koydum. Şimdi yoğurdumuzu koyalım. Öbür kaşığı bulaştırmıyorum. Onda sarımsak var. Yoğurt belki fazla gelir diye karıştırmak istemiyorum. Şimdi yoğurdumuzu da karıştırdık. Biraz daha koymamız gerekiyor yoğurt yalnız. O çıkan yoğurt suyunu da içeceğim. Böbrek hastalarına ya da böbrekte taş, kis falan varsa faydası olduğu söyleniyor. Size de tavsiye ederim. Zaten güzel bir içecek oluyor o. Yani sadece mutlaka faydası vardır ama sadece fayda için değil, güzel olduğu için de içmesini seviyorum. Şimdi biraz da mayonez koyacağım. Biraz da mayonez koyuyorum. Mayonezi yani seviyorsanız koyun arkadaşlar. Ben fazla koymadım. Tabi buna biraz da yağ koyacağım. Yağsız olmaz güzel. Biraz da zeytinyağı koyacağım.
2 kaşık da zeytinyağı arkadaşlar. Bunu da karıştırıyorum. Şimdi bunun içine bu kaseye koyuyorum. Üstüne de biraz maydanoz ve dereotu ekleyeceğim arkadaşlar. Ben hep küçük şeyler kullanmasını seviyorum. Küçük kaşık, küçük bıçak, küçük çatal, küçük elma mesela. Ama bazı şeylerin de büyüğünü alıyorum. Hangisi daha kârlıysa. Mesela pancarının bu zamanlarda büyüğünü alacaksın. İçleri sağlam oluyor onların. Onların da birkaç ay sonra İçleri bozulabilir. Ben buna biraz da kırmızı biber ekleyeceğim arkadaşlar. Sevdiğim için. Böyle. Aslında biraz önce koysaydım daha iyiydi. Böyle kırmızı biber. Kerevizli elma salatamız bu kadar arkadaşlar. Afiyet olsun. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Sağlıklı bir yiyecek olduğu için yaptım.